Mersin'de bir konuşma yaptı. O konuşmayı ekranlarınıza getirdik. Seçime 13 gün kaldı. Dolayısıyla liderler, her iki ittifakta da liderler il il gezip ya açılışlarda ya da mitinglerde, milletle halkla buluşmalarda konuşmalarını yapıyorlar. Her birini elimizden geldiğince sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Öncesinde de CHP lideri ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Zonguldak'ta, işçi kentinde tam da 1 Mayıs'ta işçinin ve emekçinin bayramında bir araya geldi. Halkla bir araya geldi. Oradaki konuşmasını da ekranlarınıza getirdik. Biraz bu meydanları konuşalım istiyoruz. Zira miting alanları gün geçtikçe daha da hızlanan, programı yoğunluğu artan miting alanlarındaki kalabalıklar da çok konuşuluyor. Kim daha fazla kitle topladı? İşte gerçekten o kadar kalabalık var mıydı? Yoksa fotomontaj mı? Sonradan mı eklendi? Peki bunlar konuşuluyor da bu kitlelerin seçime, yani alanların seçimin sonucuna dair ne kadar bir etkisi oluyor, bunu sormak istiyoruz öncelikle. MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Ali Kulat bizlerle birlikte. Sayın Kulat, iyi akşamlar. İyi akşamlar Sorel Bey. Şimdi dediğim gibi önce bir etkisini merak ediyorum. Yani seçim meydanlarının kalabalıklığının elbette ki liderler, konuşma yapan liderler, partiler açısından bir önemi vardır. Ama meydanlara bakarak seçim sonucunda dair bir tahminde bulunmak doğru mu? Ne kadar etkisi olur? Şüphesiz tek başına bir belirleyici unsur değil ama tümden de etkisi yok demek doğru olmaz. Bizler hem bir taraftan anketler yaparken bir taraftan da sahadaki bu psikososyal yapıyı anlamaya çalışıyoruz. Ben mesela birer gün arayla hem kendim hem arkadaşlarım İzmir'i gözlemledik. Önce Sayın Erdoğan'ın İzmir'de aynı meydanda yapmış olduğu mitingi, ertesi gün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ama daha da önemlisi Cumhurbaşkanı adayı olarak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun oradaki mitingini bizzat yerinde gözlemleme imkanı buldum. Tabii burada İzmir tek başına ölçü değildir diyorlar. Bu konuda bir şey paylaştım sosyal medyada. Elbette değil ama biz Konya'yı da gözlemliyoruz, Kayseri'yi de gözlemliyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin fotoğrafını görmeye çalışıyoruz. Sorel Bey, aslında şu anda geldiğimiz nokta şu. %40 Millet İttifakı bir tarafta dururken, %40 kabaca bir şey söylüyorum, oranlar bunlar değil, başka bir şey anlatmaya çalışıyorum. %40 da Cumhur İttifakı'nın yanında duruyor, %10 da işte HDP, şimdiki adıyla Yeşil Sol Parti taraftarı bir seçmen kitlesi varsa topladığımızda %90 yapıyor. Geri kalan 10'un da dağılımına bakıyoruz. Yani yer değiştiren seçmen zannedildiği gibi böyle geniş kitleler yer değiştirmiyorlar. Toplam bir işte 5 ila 10 puan arasında bir seçmen zaman zaman yer değiştiriyor. İlk defa farklı bir şey yaşıyoruz biz bu dönemde. Çünkü ikinci tura kalma ihtimali de olan bir seçim var bu dönemde. Geçen dönemlerden farklı olarak tabii ki ilk dönemde bitme ihtimali de olması yanı sıra. Ve çok örneklendiremediğimiz ya da deneyimlemediğimiz bir şey var bu dönemde. İki tane ana artel aday var, Sayın Erdoğan ve Sayın Kılıçdaroğlu. Karşılarında da 100 bin imza toplamış iki isim, Sayın Muharrem İnce ve Sayın Sinan Oğan. Dolayısıyla bir yer değişikliği durumu söz konusu. İlk defa ittifaklarla seçime çok fazla parti giriyor. Bundan dolayı baraj meselesi büyük oranda fiilen ortadan kalkmış durumda. Büyük oranda diyorum, tekrar ifade edeyim. Dolayısıyla çok değişik, çok örneklendiremediğimiz bir durum var. Ama bir şey daha var burada, o da çok önemli, onu da ifade etmek lazım. Bir kere bir deprem oldu. Biz Şubat ayının başından itibaren daha çok depreme odaklandık ve siyaset kurumu bildiğimiz klasik taktiklerle seçim çalışması yapamadı. Konvansiyonel seçim çalışmaları yapılamadı. Hemen ardından Ramazan devreye girdi. Yine konvansiyonel bir seçim yapılamadı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle ru, yani yüz yüze çalışmalar yapıldı derken bütün bunlar bitti. Bu arada adaylar netleşti, kesinleşti, milletvekilleri listesi vesaire. Toplam bir ay süren veya işte bir aydan birkaç gün fazla süren bir süreçte bir kampanya yönetiyoruz toplamda aslında. Bunun da şu anda geldik son çeyreğine, yani 13 günlük bir zaman dilimi kaldı. Bugünü saymazsak işte 12 gün sonra bu millet sandığa gidecek ve tercihlerde bulunacak. Onun için elbette meydanlar çok çok önemli ve meydanlarda biz artık Millet İttifakı'nın 6 bileşenini beraber de görmeye başladık. Bu çok kıymetliydi bizim açımızdan. Çünkü 2 artı 2'nin 4 edebilmesi önemlidir burada. 3 ederse sorun var demektir. Ben şahsen bu süreçte Millet İttifakı'nın bir bariz üstünlük yakaladığını görüyorum. Yani sahada görünüyor. Bir de Sayın Erdoğan'ın dışında
vatandaşı toplayabilen bir Cumhur İttifakı fotoğrafı yok. Ama Millet İttifakı'nda işte biraz önce Sayın Akşener Mersin'i hareketlendirirken, sabah da Nevşehir'i hareketlendirirken, Sayın Kılıçdaroğlu bir taraftan 1 Mayıs'ı dikkate alarak Zonguldak'ta ve Soma'da aynı anda bir hareketlilik meydana getirebiliyor. Aynı süreç içerisinde Sayın Babacan, Sayın Davutoğlu, Sayın Temel Karamollaoğlu ve Gültekin Uysal da ayrı ayrı yerlerde bunları yapınca, dolayısıyla Millet İttifakı'nın saha anlamında psikolojik bir üstünlüğü var demektir. Cumhur İttifakı ise buna karşılık elindeki maddi imkanları da dikkate alarak televizyon reklamları ve dijital reklamcılık konusunda sınır tanımaz bir çalışma yürütüyor. Sınır tanımazı olumsuz anlamda söylemediğimi ifade etmek isterim burada. Hı hı. Neyi kastettiğimi söyleyeyim. Yani işte geçmişte hiç görmediğimiz şekilde işte Ayasofya reklamlar görüyoruz. Aynı şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bugün sabahleyin bir reklam kampanyasıyla reklamlarda kullanıldığını görüyoruz. Tabii bu çok şaşırtıcı bir şey. Geçmişte AK Parti böyle şeyleri çok yapmazdı. Evet, milli ve dini duygular AK Parti seçmeni için bir anlam ifade eder ama çok fazla cami ve aynı anda asker, savunma sanayisi gibi konular çok reklam konusu yapılmazdı. Ama şu anda herkes tabiri caizse eteğinde ne varsa ortaya dökmüş durumda. Çok hareketli bir süreci beraber takip ediyoruz. Geçmişte yapmayıp bugün ağırlıklı olarak bu şekilde bir strateji izlemesini neye bağlıyorsunuz? Yani şöyle, gerçekten endişeli benim gördüğüm kadarıyla Cumhur İttifakı seçimi kaybetme konusunda ilk defa bu kadar endişeli bir fotoğraf çiziyor. Ve bunun için elindeki bütün argümanları sahaya sürmeye çalışıyor. Bütün argümanlar ama istisnasız. Çünkü sonuç itibarıyla süreç son derece daraldı. Ve bu argümanlar sadece reklam kampanyası anlamında değil, vaatler anlamında da AK Parti başarılı olduğu dönemlerde popülist reklamlara girmezdi. Seçime çok yakın çok fazla popülist yatırımlar yapmazdı. Dün kabul etmediği EYT dahil bütün her şeyi şu anda sahaya sürmüş durumda. Hatta üst üste işte zamlar, fiyatlar, onlara karşılık işçi maaşlarına yönelik falan bir kısım adımlar atmaya çalışıyor. Yani hatta bu konuda o kadar ileriye gidiyor ki vaatleri şu anda hepsi seçim sonrasına yönelik de vaatlerde bulunuyor. Hı hı. Halbuki seçimden sonra seçimi kaybederse o vaatlerin hiçbir anlamı kalmamış olacak. Evet. Peki şunu da merak ediyorum. Yine meydanlar açısından soracağım. Uzun süredir Millet İttifakı ile ilgili o farklı partilerin bir araya gelmesinin, o anlaşmanın, o birlikte yol yürümenin tabana yansıyıp yansımayacağı da merak ediliyordu. Hani siz alanları da bir süredir takip ettiğiniz için oradaki kitleye baktığınızda o farklı görüşteki kitlenin aynı coşkuyla, aynı umutla bir arada geldiğini, o baştaki kenetlenmenin tabanda da olduğunu görebildiniz mi? Söylemek mümkün mü? Yani Sorel Bey, ilk zamanlar eleştirimi de ifade ettim. Yani listeler belli olduktan sonraki hafta aslında sahada çok fazla görmedik. Ağırlıklı olarak İyi Parti'yi ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni görüyorduk. Hı hı. Ama son birkaç gündür, yani pazartesinden itibaren doğrusu, bu anlamda da sahaya yoğun çıkmaya başladılar. Ki çıkmaları gerekir çünkü sonuç itibarıyla beraber hareket etmeyince beraber kaybetmiş olacaklar. Benim baştan itibaren söylediğim bir ifade var. Sayın Cumhurbaşkanı geçmişte Cumhur İttifakı'nı anlatırken aynı gemideyiz diyordu. Halbuki gemi delinmiş olsa bir şekilde yüzerek falan çıkabilirsiniz o geminin içinden ya da bir tahtaya tutunursunuz. Titanic bile battığında kurtulanlar oldu. Ben Millet İttifakı için şu ifadeyi çok önceden de söylemiştim. Bir daha söyleyeyim. Aynı uçağın içindesiniz. Uçakta da paraşüt yok. İster kim delerse delsin uçağı. Bu uçak devrilir. Yani uçak düşer. Sonuç itibariyle hepiniz buradan zarar görürsünüz. Benim gördüğüm kadarıyla bu anlaşılmış durumda. Sorel Bey, ben dün Manisa'ya da uğradım. Orada Cumhur İttifakı'nın bir adayının seçim çalışmalarını, yani tamamen tesadüf, Ali Uçak isimli bir adayın çalışmalarını gözlemledim. Köylerde Milliyetçi Hareket Partisi'nin ikinci sıra adayıymış. Nasıl bir çalışma yapılıyor diye. Gördüğüm kadarıyla şu çıkıyor benim karşıma. Yani herkes sahada çok ciddi şekilde çalışmalar yapıyor. Hem Millet İttifakı hem Cumhur İttifakı. Ama burada senfoninin beraber yürümesi insanlarda sorun olmaması gerekiyor. Hmm. Beraber hareket etmek kültürünü yakalayanlar başarılı olacaklar bu süreçte gördüğüm kadarıyla. Ve vatandaş gelen herkesi dinliyor aslında. Yani
en başta sorduğunuz mitingler insanlara tek başına bir fikir verir mi? Yok, vatandaş herkesi dinliyor ama dinlemenin ötesinde ben esas İzmir'de mesela Sayın Erdoğan'la Sayın Kılıçdaroğlu'nun oradaki Gündoğdu Meydanı'ndaki mitingine baktığımda herkesin gördüğü kalabalıktan başka bir şeyi gözlemlemeyi önemsiyorum. Onun için biz MAK danışmanlık olarak ekip görevlendiriyoruz önemli mitinglerde. Heyecan burada önemli. Heyecanı görüyoruz. Ve bu heyecanın yanı sıra da o meydanda mesela biz aynı anda Deva Partileri, Gelecek Partileri, Saadet Partileri ve Demokrat Partileri aynı heyecanın parçası olarak görünce fotoğrafı doğru okumaya çalışıyoruz. Sayın Erdoğan'ın şu anki mitinglerinde o heyecanın aynı düzeyde olmadığını görüyoruz. Ses sona doğru biraz gitti ama yani şunu mu, bu kalabalığın dışında o kalabalığın hani bir de şu deniyor ya, şimdi hiçbiri için su hiçbir ittifak.